Efendim hoş geldiniz. Selamların en güzeli Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerimize olsun. Bu güzel günde TV5 ekranlarında sizlerle buluştuk. Bizleri bugüne ulaştıran, sizlerle buluşturan, Kelam ismiyle konuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu güzel gün 3 aylar içerisinde idrak ettiğimiz, gerçekten inşallah Rabbimizin rızasını kazanacağımız hayırlı bir gün olsun efendim. Güzelce niyet edelim bugüne. Onun rızası doğrultusunda ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olarak geçireceğimiz şöyle güzel, harika bir gün olsun. Bismillah diyelim. Rabbim sıkıntılarınızı hafifletsin. Tabii ki imtihan dünyasındayız. Nerede darda kalmış olan varsa Rabbim açsın inşallah. Ferahlıklar versin diyorum. Ve tabii ki huzur versin. Sağlık versin hepimize. Evet, bugün çok çok değerli bir hanımefendi konuğum var. Hepimizin kalbinde bir peygamber sevgisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir aşk var. Kimimiz salavat-ı şerifleri çekerken kalbimiz titriyor, kimimiz gözlerimiz doluyor, kimimizin dilinden dökülürken aşkla söylüyoruz, kimimiz bir şeyler yapmak istiyor, kimimiz anlatıyor onu, kimimiz en güzel şekilde yaşamaya çalışıyor. Tabii ki hepimiz yaşayacağız, en güzel şekilde tanıyacağız ama içten gelen o duygu seliyle, o güzelliklerle çok değerli bir hanımefendi, bu konuda ben peygamberimi daha güzel anlamak istiyorum, daha güzel anlatmak istiyorum diyerek çok güzel duygularla bir yola çıktı ve biz de haberdar olduk. Ta İngiltere'lerden buraya geldi, araştırmalar yapıyor bir kitap için ve bir çalışması var ama bu çalışmanın kalbinde, böyle tam merkezinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Bunun için tanıştığımıza çok mutlu olduk. Sizlerle de tanıştırmak istedik. İnci İlgüy Hanımefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Yazar İnci Hanım. Güzel bir kitap çıkacak. Şu anda sancılı bir dönem, araştırıyor, işte siyer kitaplarını tarıyor ama gerçekten güzel bir noktaya ulaşıyor, güzel bilgilere ulaşıyor ve kendi tabiriyle de o ince detayları gördükçe daha da aşkım coşuyor diyor. Hep birlikte dinleyeceğiz efendim. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim Tuba Hanım. Sağ olun. Çok güzel başladınız. Estağfurullah. Gününüz iyisiniz olsun. İnşallah. Elhamdülillah. Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir çalışma var. Öncelikle olarak sizi biraz tanıyalım İnci Hanım. Ta İngiltere'lerden nasıl bir aşkla, nasıl bir düşünceyle geldiniz, neler yapıyorsunuz? Biraz izleyicilerimizle tanıştıralım sizi. Evet, İngiltere'de yaşıyorum. 35 senedir oradayım. İşte yuvamı kurmayı Allah nasip etti. 4 çocuğum var. Allah 2 torunum var. Maşallah. Ama onları bir tarafa koyabilmek şöyle diyeyim. Birincisi Allah aşkı ve ondan sonra o aşkın sevdiklerini sevmekle oluyor. Evet. Tabii ki Peygamber Efendimiz Ehl-i Beyt'i çekiyor Allah. Fakat yetersizlikler, belli bir fikirler ortaya çıkıyor, belli bir coşku var içimizde. Ama bunu nasıl yansıtalım? Kendimiz bir şeylerden etkilendik Rabbimin izniyle. Ama bu duyguyu bir başkasına da aktarabilir miyiz düşüncesiyle çıktı bu kitap fikri. Ve baktım ki yani derya. Evet. Derya ama araştırmadan da olmayacak dedim. Yani yetmedi en daha güzel, doğrusu. En güzel, ne mutlu size. Çünkü birçok herkes değil tabii ki, tenzih ediyorum ama bazı kitap yazarları hiç araştırma yapmadan yazıyorlar. Ama siz uzun süredir önce bir araştırma ya, çok dönemine girdiniz. Maşallah. Şöyle diyelim Rabbimin izniyle 5 sene sadece Peygamber Efendimizin hayatına konsantre oldum. Ve her gün bazı günler aksatmış olabilirim, Allah beni affetsin. Her gün 4'er 5'er saat ayırmak suretiyle. Tabii ki o sizi bir yere taşıyor. Tabii ki. Hayatınızda çok büyük değişiklikler yapıyor. Ne gibi mesela? Sizde neler oldu? Öncesiyle sonrası. Olmaz mı? Bir defa sevgiye bakış açım değişti. Yani evet, hepimiz şöyle düşünüyoruz belki de, Allah'ı çok seviyoruz. Peygamberimizi muhakkak sevmeyen yok. Kime konuşsak peygamberimizi seviyoruz diyoruz ama nasıl bir sevgi? Nerede bir sevgi? Kime göre bir sevgi? Ha evet, arabamızı da seviyoruz, evimizi de seviyoruz, çocuklarımızı çok seviyoruz, torunlarımız mesela, ben kendi hayatımdan. Ama bu öyle bir sevgi değilmiş. Yani onların üzerinde değil, onlardan sonra bir sevgiyi yaşıyoruz. Evet. Esas sevginin tadı, menba onlar. Ondan sonra ondan paylaşılanlar geliyor ondan sonraki hayatımızda. Böyle bir sıralamada, böyle bir
şeyde ve bir de şöyle onu tanıdıkça hayatımda ben daha çok mutlu oldum. Daha doğrusu dışarıdan başkasının gözlemlediği bende yani çok büyük olayları ben onların gördüğü gibi görmedim. Yani benim için normal ve çok da güzel görünüyordu. Yani bakış açımda öyle bir etkilenme oldu. Çünkü onun hayatını tanıdıkça, onun çektiklerini gördükçe benim ettiklerimin bir manası olmadığını fark ettim. Veya onlara nasıl bakabileceğimi öğrendim. Stresimi nasıl kontrol edeceğimi, başıma gelen bir kötü durumda. Bir durumda ben ona nasıl bakabileceğim, ben onu nasıl düzenleyebileceğim veya ona nasıl yardımcı olacağım. Yani, hayatı aslında mutlu olmak istiyorsa insanoğlu veya şu anda stres yaşıyor ya çoğu kardeşlerimiz veya bunalımlar yaşıyor. Hiç bunalmasınlar vallahi dönsünler.